Ramazan'ın üçüncü günü. Öncelikli olarak tüm milletimizin, İslam alemin Ramazan ayını kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantımızın amacı Afyonkarahisar'da daha önce EYAD Derneğimizin destekleriyle bir gelenek başlatmıştık. Nedir bu gelenek? Engelli kardeşlerimize akülü araç bağışı yapmak. Şimdiye kadar EYAD kanalıyla sadece Afyon'umuzda değil, Türkiye'mizin hemen hemen tüm vilayetlerinde bu engel araçları dağıtılmıştı. Daha önce belediye dönemimizde sağ olsun o günkü EYAD yetkilileri Necati Şevik ve Metin Eder'in destekleriyle 650'den fazla akülü aracı engelli kardeşlerimize buluşturmuştuk. Bugün internete, Google'a engelli araç bağışı yazdığınız zaman karşınıza hep Afyon çıkar, bizler çıkarız. Tabii bu bilindiği için sürekli bizim gezdiğimiz yerlerde, gittiğimiz ilçelerde, beldelerde, köylerde, hatta başka illerde artık akülü araç dağıtımı yapmıyor musunuz? Ne zaman yapacaksınız? Bizim akülü araç ihtiyacımız var diye taleplerle karşı karşıya kalıyordu. Ancak il genel meclisindeki imkanlarımız eski oranla biraz daha kısıtlı. Fakat Cenab-ı Hak burada da bizim önümüzü açtı. Nasıl açtı? Değerli arkadaşlar, bir gün yaz ayında makamında oturuyordu Necati abimiz. Emir Dağlı hanımefendilerden oluşan bir grupla bizi ziyarete geldi. Tanıştık. Hanımefendi Fransa'nın Strasbourg bölgesine bağlı Obernau şehrinde yaşayan Emir Dağlı bir hanımefendi kardeşimizmiş. Oradaki Emir Dağlı ve diğer Türk kardeşlerimizle toplanarak gün yapmışlar, kendi aralarında para toplamışlar. Bir de kermes yapmışlar, para toplamışlar. Topladıkları para isim isim kimin tarafından verildiğini biz sizlere daha önce basında duyurmuştuk. 6300 avro. Bu 6300 avroyu bize teslim edince dedi ki, ya Fransa'daki hanımefendi, gurbetçi kardeşlerimiz bu duyarlılığa sahipse biz bu işe başlayalım, Allah'ın izniyle arkasını getiririz dedi. Çünkü yaklaşık 35 bin euroluk bir ilave toplam, yani toplam bir paraya ihtiyacımız vardı. Hamdolsun Necati Şevik abimiz kendisi hemen 2000 avro kattı. İstihsar'dan bazı çok hayırsever iş adamlarımız hemen destekte bulundu. Yine Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da yaşayan Emir Dağlı, gurbetçi iş adamlarımız, iş insanlarımız da bizim bu faaliyetimizi duyunca onlar da katkıda bulundular. Allah'a hamdolsun paranın tamamı toplandı ve Necati abimiz yaklaşık 15 gün önce, 20 gün önce Belçika'ya, Hollanda'ya gitti. Metin Eder'le birlikte bizzat Hollanda'dan bu araçları temin ettiler. O kısmını kendisi anlatacak. Dağıtıma başlayacağız. Nasıl başlayacağız? Burada Afyon Kızılay Derneğimizle işbirliği yapacağız bu dağıtımda. Ben Kızılay Dernek Başkanımız Mehmet Yakın Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum bize destekleri için. İnşallah müracaatlarımızı hemen başlatıyoruz. Müracaatlar Google Form üzerinden yapılacak. Sizlere linkini bizim özel kalemimiz inşallah duyuracak. Yani hiçbir vatandaşımızın ilçesinden, köyünden koşup buraya gelmesine, evraklata almasına gerek kalmayacak. Google Form üzerinden verilen linke bilgilerini tıklayınca, ilgi evraklarında taratmasını yapınca biz hak ediyorsa onlara bu aracımız inşallah bir teslim töreniyle beraber valimizin, milletvekillerimizin de olduğu bir teslim töreniyle inşallah teslim edeceğiz. Bu araçlar kimlere verilecek? Adı üstünde engelli olacak. Çünkü bu araçlarımız yurt dışından gümrüksüz geldiği için, yani gümrük vergisi ödemediğimiz için normal insana verilmemiz söz konusu değil. Ya normal insan ne istesin denilebilir. Evet, maalesef ben aşırı kiloluyum, yürüyemiyorum. Çarşıya pazara gidemiyorum. Yaşlandım, yine çarşıya pazara gidemiyorum diye talepler oluyor. Dolayısıyla ben yaşlıyım, ben aşırı kiloluyum denilen insanlara engelli raporu yoksa asla ve asla bu araçları vermez söz konusu değil. Çünkü biz bunların gümrükteki çıkışını kapatamıyoruz engelli raporu olmadan. İkinci bir konu da, kimlere vermeyeceğimiz konusunda ikinci bir konu da, daha önce akülü aracı almış insanlara da bu araçlardan vermeyeceğiz. Çünkü çok sayıda müracaat var. Onlardan da bir taahhüt alacağız. Daha önce akülü araç almadığıma dair taahhüt ederim diye namusum şerefimize de bize bir taahhüt verecekler ki onlara da biz araştıracağız yine ayrıca. İlgili
bendesinden, köyünden, ilçesinden, yakınlarından araştırma yapacağız. Daha önce araç alıp almadığı noktasından. İnşallah hiçbir araç almamışsa, engelliyse onlara da 85 toplam akü aracımızın dağıtımını bayram öncesi gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, ben sadece bunları ifade etmek istedim. İnşallah araçlarla ilgili bilgiyi ve gelişmeleri de Emirdağ İlgelen Meclisimiz Necati Şevik Bey verecek. Buyurun canım. Arkadaşlar, ben biliyorsunuz başkanım zaten gerekenleri anlattı. Ayın 22'sinde yurt dışına gittim. Ayın 24'ünde bu araçları Belçika'dan Hollanda'ya gittik. Arkadaşım Metin Eder'le görüşmeler yaptık. Ve ikinci sefer bir daha gittik paralarını ödemek için. Araçlarımı da aldık. Aracın toplamı aşağı yukarı 84 tane akül aracımız var. 40 tane manuel aracımız var. Manuel 20 tanesi büyük insanlar. 20 tanesi de 7 yaşından 14 yaşına kadar küçük ve aynı anda çocukların elleri sağlam olan çocukların evin içinde veya dışarıda kendi kullanabileceği şekilde özel tekerlekli sandalyeler var içinde. Yani burada bize destek veren başkanımın söylediği gibi Fransa'daki kardeşimiz, akrabam olur kendisi. Onun katkılarıyla yurt içindeki hayırseverlerimizin ve yurt dışındaki hayırseverlerimizin katkısıyla aracımızın bedelini toparladık. İnşallah çarşamba günü aracımız sarılacak, Türkiye yola çıkacak. Bayramdan önce de inşallah engellerimizi bayramda araçlarıyla buluşturacağız. Aşağı yukarı 77 tanesi 3 tekerlekli. 4 tane, 7 tanesi 4 tekerli jeostik. Yani bunlar jeostikler özel araçlar. Çünkü elleri fazla tutmayanlar, çünkü sadece parmaklarla çalışabiliyor ve gidebiliyor ireri ve geri. Yani onlar daha biraz orijinal olduğu için onların biraz fiyatları da daha biraz yüksek. İnşallah güzel bir dağıtım olacak diye düşünüyorum sizlerin sayesinde. Önümüzdeki dönemlerde de yine destek verecek yurt dışından arkadaşlarımız var. Yani önümüzdeki yılda bir sefer daha yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle engelleri buluşturmaya çalışacağız devamlı araçlarıyla.